Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı 218, 219, 220 ve 221. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz toplumsal hayatımızda demokrasinin önemi. Demokrasinin sizler için önemi nedir? Demokrasi insanların en fazla hak ve özgürlüklerini veren yönetim şeklidir demokrasi insanların özgür düşüncelerini istedikleri gibi paylaşma fırsatı verir. Demokrasi ile yönetilen ülkeler daha eşitlikçi, daha özgürlükçü, daha eşit hakların olduğu insanların dil, din, ırk gözetmeksizin kendi hak ve özgürlüklerini kullanabildikleri bir yönetim şekli sunmaktadır. 29 Ekim 1923'te tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ni Mustafa Kemal Atatürk ilan etmiştir. Bu tarihten itibaren ülkemizin yönetim rejimi cumhuriyet olurken demokrasiyle yönetilme biçimi seçilmiştir. Anneciğim seçim niçin yapılır? Oğlum demokrasilerde halk kendisini yönetecek kişileri seçimle belirler. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar genel seçimlerde en fazla oyu almaya gayret eder ve ülke yönetiminde söz sahibi olmaya çalışırlar. Bizler de seçimlerde kendi görüşlerimize uygun olan siyasi partilere oy veririz. Böylece ülke yönetiminde söz sahibi oluruz. Peki siz yarın nerede oy kullanacaksınız? Abdullah Bey, seçim günlerinde okullarda seçim sandıkları kurulur. Yarın senin öğrenim gördüğün okul Atatürk Ortaokulu'nda oy kullanacağız. Aa, benim okulumda mı? Ben de oy kullanabilir miyim? ''Hayır oğlum, senin yaşın oy kullanmak için yeterli değil. Ülkemiz anayasasına göre seçimlerde oy kullanmak için 18 yaşını doldurmak gerekir. Bu yüzden yarınki seçimde maalesef oy kullanamayacaksın.'' ''Anladım anneciğim, peki yarın oy kullanmak için sizinle beraber gelebilir miyim?'' ''Elbette oğlum, bizimle gelerek seçimde nasıl oy kullanıldığını hakkında bilgi sahibi olabilirsin.'' ''Babacığım, seçimlerin bizler için önemi nedir?'' Seçimler demokrasinin bir gereğidir. Demokrasinin uygulandığı her ülkede insanların kendilerini yönetecek kişileri belirlemesi için seçimlere ihtiyaç vardır. Siyasi partilerin gösterdiği veya bağımsız adaylar yapmak istediklerini anlatırlar. İnsanlar da onları dinleyerek kendi tercihleri doğrultusunda oylarını kullanırlar. Halkın seçim hakkının olmadığı ve kullanılmadığı durumlarda demokratik bir toplum yapısı olmaz. Demokrasi toplumsal hayatımızın bir parçası olmalıdır. Babana katılıyorum oğlum. Bunun yanında şunu da bilmen yerinde olacaktır. Demokrasi hayatımızın her alanında önemlidir. Demokrasinin korunduğu bir toplumda bireyler başkalarının hakkına zarar vermeden istediklerini yapabilirler. Anneciğim ve babacığım beni bilgilendirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Sayenizde toplumsal hayatımızda demokrasinin önemi hakkında bilgi sahibi oldum. Sizlerden öğrendiğim bilgileri yarın sınıfta arkadaşlarımla paylaşacağım. Okuduğunuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Demokrasi ile seçim arasında nasıl bir ilişki vardır? Demokrasi, insanların kendi düşüncelerine göre özgür şekilde istedikleri kişi veya kişilere görüşlerine göre seçme haklarıdır. İnsanların başka kişiler etkili etkisi altında olmadan kendi özgür iradeleriyle seçim yapabilmesi için demokrasiye ihtiyaç duyulur. Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemi nedir? Toplumsal hayatımızda demokrasinin her insanın başka kişilerin haklarını çiğnemeden kendi hak ve özgürlüklerini savunabilirler. Hayatın içerisinde toplumun bir parçası olan biz fertler okulda, aile içerisinde, arkadaş ortamında kendi hak ve özgür irademizle kararlar alabilir ortak hareket edebiliriz. Eren, Sinem ve Kenan sınıf başkanlığı seçimi için aday olmuştur. Adaylar sınıf başkanı seçilirlerse gerçekleştirmeyi düşündüklerini anlatmışlardır. Daha sonra sınıfta seçim sandığı kurulmuş ve sınıftaki öğrenciler oylarını kullanmışlardır. Oylama sona erdiğinde oylar sayılmış ve Sinem en fazla oyu alarak sınıf başkanı seçilmiştir sınıf içerisinde öğrenciler seçme ve seçilme haklarını kullanarak seçilmek için aday olmuşlardır. Adaylıkları süresince sınıf için yapabilecekleri düşündüklerini ortaya koymuşlar, daha iyi bir sınıf başkanı olabileceğini seçmenlere ifade etmiştir. Öğrenciler ise seçmen olarak demokratik olan haklarını kullanarak, özgür iradeleriyle kendilerine olan yakın gördükleri düşünce yapısına sahip olan arkadaşlarına, oy vererek başkan seçmişlerdir. Bu demokratik bir seçim şeklidir. Merve Hanım katıldığı televizyon programında düşüncelerini açıklamaya çalışmaktadır. Ancak programın konuklarından Oğuz Bey sürekli olarak konuşması sırasında sözünü keserek Merve Hanım'a müdahale etmektedir. Merve Hanım'ın katıldığı televizyon programında düşüncesini açık bir şekilde ifade etme özgürlüğünü Oğuz Bey tarafından sürekli engellenmektedir. Bu düşünce özgürlüğünü kısıtlamaya giren bir harekettir. Demokratik bir hareket şekli değildir. Demokratik olmayan yapılarda insanların özgür düşünce ve hakları kısıtlanır veya yok sayılır. Aynı Oğuz Bey gibi insanların düşünceleri yasaklarını ve duymazdan gelinir. Demokratik olan yerlerde ise insanların söyledikleri sözler düşüncelerinin kolaylıkla dile getirilmesine fırsat verilir. Bu şekilde karşıdakinin düşüncede öğrenilmiş fikri alınmış olunur. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.